Gevşek habercilik anlayışımızla bugün zor da olsa karşınızdayız. Bir telif hakkından dolayı ne yazık ki bugünkü videomuzu yayına sokamadık. Ama bu beni durdurdu mu? Hayır. Baştan çekmeye karar verdik. Zaten haberlerimiz hazır. Direkt haberlere geçebiliriz. İlk haberimiz annemden. Bir bana iki devlete kampanyasıyla almış olduğu tarağın eşini bulamayınca polise başvurdu. Bunu yapan kim? Annem. Gitmiş bir tane tarak almış. Biliyorsunuz da bir kampanya var bir bana iki devlete. Gitmiş o eşlerini de istemiş. Demişler ki o tarağın eşini sana veremeyiz. Çünkü sahibi var diye göndermişler. Faizinin sabit kalması haberini kutlamak isteyince 20 binlik oldu. Ankara'da bir kafede faiz haberlerini izleyen ve faizin sabit kaldığını öğrenen bir vatandaşımız herkese benden çay diye bağırınca 20 binlik olmuş. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Zor zamanlar. Ayılar kış uykusundan uyandı. Kameralarımızla konuşmaya çalışan bir ayı Kasım'da bıraktığımızda böyle miydi? Ne ettiniz bu memleketin içine dedi. İşte bazıları geç uyanıyor. Keşke herkes benim gibi erken uyansa. Ankara'da bir giyim mağazasında deneme kabini skandalı. Deneme kabini olmayan mağazanın sahibi deneme kabini soran bir vatandaşa yabancı yok kardeş soyun burada dene demiş. Gerçekliği konusunda herhangi bir bilgimiz olmadığı haberimizi size de sunmuş olduk. Yeni doğan buzağısı için baby shower yaptı. Çok tatlı bir haber ama haberle ilgili elimize yeterli bilgi yok. Sadece bir tane fotoğraf var. Erken emeklilik dalgasına Galatasaraylı Muslera da katıldı. Muslera da emekli olacağını açıkladı. Nedir bu kardeşim gencecik yaşta emekli oluyorsunuz ya? Gerçi benim bir emekliliğim bile olmayacak herhalde. Çok değişik. Bu hüzün dalgasından sonra hava durumuna geçiyoruz. Papua Yeni Gine'de hava yağmurlu ve 26 derece. Gevşek habercilik anlayışımızda günden güne daha da gevşeyerek karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bitti.